Çocuk spor kanalından herkese merhaba. Ben Ahmet. Bugünkü konumuz spor salonları nasıl olması lazım ve hangi koşulları yerine getirmeleri gerekiyor. Uzun aramalar sonucunda herhangi bir spor salonu buldum. Şimdi çocuğumu alıp götüreceğim ve ben nasıl bir kriter koymalıyım, nasıl bir yolda izlemeliyim? Bu spor salonunda kaliteli eğitim veriliyor mu? Spor salonu içerisinde çocukların fiziksel koşullarını yerine getirebileceği alan oluşturulmuş mu? Ya da hijyenik yönden sağlıklı bir ortam mevcut mu? Spor salonlarında en büyük sıkıntılardan birisi lavaboların pis olması, soyunma odalarında pis olması ya da salon içerisi temizleniyor mu? Mesela örneğin burası haftada en az 4 gün temizlenir. En az. Neden? Çünkü 4 gün boyunca bizim profesyonel anlamda eğitim veriyoruz biz. Sadece yarışmalar için söyleyeyim. Hobi grubu ayrı. Hobi gruplarındaki eğitimlerimiz de üst düzey olmak zorunda. Bu da çok önemli. Şimdi siz gittiğiniz spor salonunda profesyonel bir eğitim veriliyor mu? Hobi üstünde mi kurulu, altyapı ya da sporcu yetiştirmeye yönelik bir spor salonu mu burası? Sizin bunları sorgulamanız lazım. Bu kulüp federasyona tabi mi? Gittiğiniz kulüp sonuçta herhangi bir federasyona tabi olması lazım. Sonuçta bu kulüp orada yarışmalara katılacak yıl içerisinde. Ya da ne bileyim eğitmenler federasyon bazında vizeli mi? Belgelerini almışlar mı? Zaten bir önceki videomuzda eğitmenlerle ilgili bilgi verdik. O videoya bakıp öğrenebilirsiniz. Amacınız götürdüğünüz spor salonu kesinlikle profesyonel bir eğitim vermesi lazım. Sonuçta siz buraya para veriyorsunuz ve çocuklarınızı oraya götürüyorsunuz. Bunu takip etmek zorundasınız. Ve oradaki antrenörler, oradaki eğitmenler size bilgi veriyor mu? Ya da tesisin yönetimindeki kişiler sizi ne kadar dinliyor? Ya da spor malzemeleri konusunda ne kadar deneyimliler? Atıyorum basketbol kulübü, bu Ankara'da olan bir şey. Basketbol konusunda çok iyi bir kulüp var. Adamlar açmış, jimnastik eğitimi basketbol salonuna tatami serip jimnastik eğitimi verebiliyorlar. Ya sadece onları eleştirmek için söylemiyorum. Sonuçta yumuşak bir zemin olması lazım. Çocuk düşebilir. Çünkü bize çok küçük yaşta çocuklar geliyor. Ve bu çocuk küçük yaştan düştüğünde spordan uzaklaşabilir. Uygun ortam olmadığından dolayı spora karşı bir tepkileri olabilir yani fiziksel açıdan. O yüzden sizin bunlara dikkat etmeniz lazım. Ben çocuğumu götürdüm. Çocuk oyun oynuyor. Çocuk böyle şeyler yapıyor. Kesinlikle böyle olmamasın. Tabii zaman açısından yani çocuğun güzel vakit geçirmesi gerekiyor ama bu vakit içerisinde nasıl bir eğitim veriliyor? Sizin bunlara dikkat etmeniz lazım. Dediğim gibi ileriki aşamalarda zaten tüm kulüplerle ilgili, tüm salonlarla ilgili örneğin basketbol salonu nasıl olması lazım? Tekvando salonu nasıl olması gerekiyor? Ya da bir tenis eğitimi nasıl olur ve tenis sahaları nasıl olması lazım? Zaten bununla ilgili kısaca bilgiler vereceğiz size. Böyle videolar yapacağız. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.